Ama ben fotoğrafta gördüm. Kenarda şuraya. Maşallah. Ha. Aa, hadi mesela. Mesut Bey. Ay bot. Alfin'deki Mehmetçiklerimiz şu anda hudutta savaş yapıyor. Dünya ile mücadele veriyor. Biz de onlara destek amaçlı yanlarında bulunalım dedik. Ne hazırladınız başkanım? Şu anda hanım kardeşlerimiz zaten Allah razı olsunlar. Kendilerine özellikle kendilerine teşekkür ediyorum. Tatlısından, bureğinden, sarmasından ne bileyim envai çeşit hazırlık yaptılar. Yöremizin has çaylarından getiriyoruz. Onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Biz görev üstlendik. Dedik ki bu bir görevdir. Onlara moral olalım diye yola çıktık. Birazdan hareket edeceğiz inşallah. Kaç kişi var? Şu anda bir otobüs 45 kişi. Öncelikle bunu çok fazla her tarafa yansıtamadık. Bir ekiple birlikte yola çıkıyoruz. Burada kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var. Anakademi, belediye meclisi üyeleriyle birlikte istirhamlar oldu. Dedi ki başkan bize böyle bir program talep ediyoruz. Biz de bunu uygun kıldık, değerlendirdik. Birazdan da yola çıkacağız inşallah. Başkanım ne mesaj vermek istersiniz bu kanala Türkiye'ye? Bence her bir vatandaşımız zaten Türk askerinin arkasında. Türk millet burada birlik beraberlik bir mesajı olsun diye düşünüyoruz. Birliğimizi beraberliğimizi kekiştirsin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Her zaman askerimizin ve hükümetimizin, devletimizin emrindeyiz, yanındayız yani. Belediye başkanının desteğiyle beraber hepimiz gidiyoruz. Pasta, börek, çörek, sevgi her şeyi götürüyoruz. Şimdi biz Arfin'e öncelikle maddi manevi desteği zaten devletimiz veriyor. Bunu hepimiz biliyoruz her ince noktasına kadar. Ama biz oraya sadece manevi destek anlamında yapabildiğimiz kadarıyla kendimiz poğaçaydı, işte sarmaydı, kurabiyeydi, tatlıydı, laz böreğiydi. Yapabildiğimiz kadar yaptık. İnşallah onlarla birlikte orada oturabilip beraber yeme nasip olacak. Ondan sonra 200 kilo kadar kuru çayımız var. Biz tamamen oraya gitmemizin tek sebebi onlarla birlikte o atmosferi yaşamak, onlara manevi destekte bulunduğumuzu kanıtlamak. Ama bu da benim. Kadını bakalım biraz arayacağım. Tamam. Oradaki Türk askerlerimize, savaşta olan şu andaki askerlerimize motivasyon etmek için, onlara çok büyük saygı duyduğumuz için, o kendilerine moral vermek için gidiyoruz oraya. Allah'ın dualarını getiriyoruz onlara. Ve Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamak için gidiyoruz oraya. Vatanda şu anda savaşta olan askerlerimiz kadar Türk bayanlarının bile en az SAD komandosu kadar cesur, mevzu vatan olunca komandolardan daha olsun olduğunu kanıtlamak için gidiyoruz oraya. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Son güzel gitti. Yok, yok. Evet. Götürme değil. Aslında gönülden desteği götürmektir. Biz gönül verdiğimiz insanlarla gönül birlikteliğini göstermek için yapılan bir uygulamadır. Biz millet olarak nasıl zor durumda bir araya gelebildiğimizi gösteren en önemli hadiselerden bir tanesi bugün Afrin'de Zeytin Dalı hareketiyle olan hadisedir. Burada millet tek bir yumruk oldu. Tabii ki bu Türk milletin özelliğidir. Zor günlerde biz kenetlenmeyi biliriz. Daha ufak olsa daha iyi olur. Sadık abi bir ufak da karak vardı ondan ver de bir tane.
Başkanı alma. Başkanı alma.